والاحتفال يحتوي على قراءة القرآن وذكر الله ومدح الرسول Bu صلى الله kutlamalar عليه وسلم. Allah'ı anmak, Allah'ı zikretmek, Kur'an-ı Kerim'i okumak, Peygamber Efendimiz'e salat selamlar getirmek, dualarda bulunmaktır. Bundan ibarettir bu kutlamalar. Ve bu arada da bu kutlamaların sonunda da bir takım ikramlar, tatlı ve benzeri ikramlar takdim edilmekte. Bütün bunlar hayırlı ve bereketli şeylerdir. Allah da Celle Celaluhu buyurdu ki وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ hayırlı şeyleri yapınız ki felaha kavuşasınız, kurtuluşa erersiniz. وَمِنَ الْاَئِمَّ وَالْعُلَمَاءِ الَّذ۪ينَ اَجَازُوا هَذَا وَاسْتَحْسَنُوهُ الْحَافِظُ السَّيُوطِ وَالْحَافِظُ السَّخَاوِ وَالْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِ Bu saydığı zavatlar Hafız Suyuti, Hafız Sakavi ve Hafız Askalani Hazretlerinin Mevlid-i Şerif'in kutlamalarının hayırlı, bereketli bir şey olduğunu ve kendi kayıtlarında, deklarelerinde de mübarek bir amel olduğunu teyit eden ve destekleyen alimlerimizdendir bunlar. Evet. Şeyhul Huffaz el-Iraqi ellefe fi zalika kitaben ve minel ulema'i lezine eftehu fi hâza ve istahsenuhu l-Hafız el-Iraqi ve kesir minel a'imme vel-ulema'i l-kibar. Hafızların ustadı olan Şeyh el-Hafız el-Iraqi Hazretleri bu konu hakkında başlı başına bir kitap yazmış ve bu meyanda da birçok alimlerimiz bu doğrultuda da çok eserleri mevcuttur diyor. Ama iza hasala min ba'd en-nas şey muhalif lid-din fe hada la yaqdah fi asl el-ihtifal bil-mawlid ve inma hada allazi khalaf yunsah ve yunabbah an yatruk hazi el-mukhalafa. Bu arada bazı insanlardan Mevlid-i Şerif'le ilgili bir takım yanlışlıklar hasıl olmakta, sadır olmaktadır. Bazıları Mevlid-i Şerif'i yanlış anlar veyahut da Mevlid-i Şerif kutlamalarını yanlış uygulamalarla bir takım münker olan hareketlerle temsil etmeye çalışanlar olabilir. Bu demek değildir ki sevgili Peygamber Efendimiz'in kutlu doğum haftasını, Mevlid-i Şerif'ini kutlamalarını engelleyeceğiz yahut da ona zede getirecek, halel getirecek anlamına gelmez bunlar. O kişiye bu konuyla ilgili nerede hata yaptıysa uyarılır, tembih edilir ve üzerinde o şekilde durulur. وَأَمَّا الْاِحْتِفَالْ بِالْمَوْلِدِ فَيَنْطَبِقْ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ الرَّسُولُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمْ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ Bu Mevlid-i Şerif kutlamaları ile ilgili Resul-i Ekrem'in Sahih-i Müslim'inde de Sahih-i Müslim'de rivayet edilen hadis-i şerif buna uygulanır, buna tatbik edilir. Kim ki İslam'da hayırlı bir sünnet ihdas ederse, hayırlı bir sünnet çizerse, bir sünnet yoluna çığır açarsa kendisine de ve ondan sonra ki gelenler onunla amel edecek kişilere de sevabı bakidir, sevabı vardır. Ve la yuqbal min ba'dın nas en yudallil el ummel islamiyye bi esriha li ajlil ihtifal bil mevlid. Haza gayru makbul. Diğer taraftan, bazı insanlar vardır maalesef. Bütün ümmeti sapıklıkla itham ederler. Mevlid-i Şerif kutlamalarını yaptıklarından dolayı. Ve çok gayet tehlikeli bir hadisedir ki topyekün ümmeti dalalete sürüklemek yahut da dalaletle itham etmek çok korkunç bir ithamdır. Evet. Bu yanlış bir şeydir diyor. Yani buradan yani şu andaki kutlu doğum münasebetiyle, veladet münasebetiyle çok değerli konuğumuz Efendimiz'e işte efendim onu gündeme getiren, onun konuşulduğu, onun anıldığı, onun hatırlandığı programların yapılmasının bizatihi gerekli olduğunu ifade ediyorlar. Evet. Bunlar da önemli açıklamalardı. Ben tabii Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biraz da özellikle doğumuna, işte efendim ona itaatin bağlanmanın ne olduğuna gelmeden önce şunu konuşalım istiyorum. Madem ki konuğumuz Lübnan'dan geldiler, yani oradaki Müslümanların çok genel durumundan bir bahsetme imkanı var mı? Orada yaşanan sıkıntıları biz biliyoruz ama genel anlamda nedir Müslümanların, kardeşlerimizin durumu nedir? Problemleri var mı? Rahatlar mı? Ma hiya udahum? Keyfe hiya udahum? Ya hal tura hal bil imkanu nathaddatha an şey. Yani burada sürekli gündeme geliyor tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu gibi Müslümanın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Bir dertleri var mı? Kardeşlerimizin onu sormak istiyor. Resul Aleyhisselatü Vesselam kal men lem yehtem bi şuunil muslimin ev men lem yetaata ma umurul muslimin fe leyse min nebi fîmâ ma'nâ zâlike. Yani نتحدث عن أوضاع المسلمين باعتبار أنهم إخواننا ونهتم بهم ولو كنا غيابيا هو الذي أوصل المجتمعات بشكل عام إلى ما هي عليه اليوم أمر مهم وهو أن كثيرا من الناس لا يهتمون
بمصالح الأمة ومصالح المسلمين كما ينبغي وعلى المنهج الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الواحد منا إذا كان حيث هو يتعاطى مع الناس بالصدق والأمانة وحسن الخلق لكانت المجتمعات قائمة على ما يفرح القلب ويرضي الإنسان. Asıl konumuz ve burada Müslümanların toplumlarının bu duruma gelmesine sebep olan bir şey vardır diyor. Evet. Yani Müslümanlar yeryüzünde sıkıntılar çekmekte, bir takım bölünmeler yaşamaktadırlar. Bunun asıl sebebi, ustadımız şöyle diyor, Müslümanların temel meseleleriyle yakından ilgilenmemekten ileri geliyor. Hı hı. İhmal edilmiş, ilgisiz kalmışlar. Ve böyle olunca da tabii haliyle Müslümanlar bir takım sıkıntılar yaşamaktadırlar diyor. Lakin nahnu biiznillah azza ve cel netemenna min Allah subhanahu ve taala en yerzuka kullam minna en yekuna lehu'l gayra alel muslim aynama kan ve haysu kan ve en yeteharraka kullum minna li salihil ibad vel bilad. Rabbimiz bizlere bu azimeti, bu himmeti, bu kudreti versin ki her birimiz ayrı ayrı Müslümanların dertleriyle dertleşmeyi ve Müslümanların hususlarıyla ilgilenmeyi bize nasip etsin Rabbimiz. Ki bir Müslüman bu gayret içerisinde bulunması lazım. Ve nerju en ye'huzul ibra min el kesel el hasıl indel kesir minen nas ve en yenhadu bi evda'ihim el içtimaiyye el amme olan tembellikten bir örnek almalarını da çok istiyoruz diyor. Ve ya'huzul ibra bima mada ve yeteqaddamu ila'l ahsan. Geçmiş olumsuzluklardan, yani ümmetlerin, toplumların hayatında geçmiş olan tembellikler ve o toplumlardaki iş güzellikler mi diyeyim artık böyle, onlardan örnekler alıp kendilerini oradan ibret alıp ve iyi yönde örnekleri iyi değerlendirerek iyi bir şekilde hizaya gelmek, uyanışa gelmeyi ümit ediyorum diyor. لِأَنَّ الْمَطْلُوبُ مِنَ الْمُسْلِمِ حَيْثُمَا كَانَ وَحَيْثُمَا حَلَّ فِي أَيِّ وَطَنٍ فِي أَيِّ بَلَدٍ أَنْ يَكُونَ دَاعٍ لِلْخَيْرِ وَأَنْ يَكُونَ عُنْصُرٌ إِيجَابِي فِي الْبَلَدِ يعني أن يكون هذا الإنسان ممن يحبون الخير للغير. Bir Müslümanın nerede olursa olsun, bir Müslümandan asıl istenilen şey, ister kendi memleketinde, ister başkalarının memleketinde bulunsun, kendisinden istenilen tek bir şey, en önemli, daha doğrusu en önemli şey, başkalarına faydalı olmayı, başkalarına hayırlı olmayı, iyi örnek olmayı, yapıcı olmayı isteniliyor. Bu durumlar isteniliyor bir Müslümandan ve Müslüman böyle olmalı diyor. وَأَمَّا الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْتَهُ فمعناه أن المسلم القادر على أن يعتني بأمور المسلمين فيقصر ويهمل ويضيع بلا عذر بلا سبب هذا لا يكون من الكاملين لأنه لا يدفع عنهم ما يؤذيهم وما يضرهم. Efendim değinmiş olduğunuz hadis-i şerifin mealine gelince bir Müslüman eğer diğer Müslümanların dertleriyle dertleşebiliyorsa ve onların meseleleriyle yakından ilgilenebilip de eğer bilerek kusur ediyorsa ve ilgilenmiyorsa o kişi kamil bir Müslüman olmadığı anlamda.